Evet Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle farklı bir oyun oynayacağız bu oyunumuzun adı e, işleme eşitleme olabilir çubuklarla matematik diye gördüm Hani ben bunu işlem eşitleme diyelim burada gördüğünüz gibi rakamlar ve e, çıkarma eşittir Hani rakam bir işlem var yani dört işlem toplama çıkarma çarpma bölme ama burada gördüğünüz gibi toplama ve çıkarma var şimdi Gelecek olursak hemen oyunumuza. Buradaki kural. Burası önemli. Tek bir kuralı var zaten arkadaşlar. Buradaki kural bu çubuklardan yakınlaştırayım biraz. Bu çubuklardan sadece bir tanesini oynatarak işlemin eşitliğini sağlayacağız. Yani işlem burada işte 0-9 eşittir 0 diyor ya. Aslında bu hatalı bir işlem. Gördüğünüz gibi biz bunu doğru hale getireceğiz. Amaç bu. Sadece burada bir çubuk yani bir tane obje oynatabilme hakkımız var. Ben hemen bunu yapıyorum anlayın diye. Hatta bakın şunu oynatacağım. Rengini de değiştireyim. Bakın şu şekilde yaptığımda ne oldu? 0 eksi 0 eşittir 0. Bir problem yok. Bir alttaki işleme geçiyorum. Bakın burada da 8 artı 6 eşittir 0. Kuralımız neydi? Sadece bir tane çubuğu oynatabiliyorduk. Yani objenin yerini değiştirebiliyorduk. Bu e, toplama çıkarma simgesi de olabilir. Hemen buradan göstereyim. Şunu aldım mesela. Bu sefer de mor olsun. Bakın. Buraya ilave ettim de 8-8 eşittir 0. Gördüğünüz gibi. Hani şimdi en alttaki örneğe bakalım. Bakın burada 8-9 eşittir 18. E bunu e, illa hani bunu oyun oynarken illa buradan hani 8 veya 9 değil bu 18 yani bu 0 buradaki rakamların da objelerini, nesnelerini, yerlerini değiştirebilirsiniz. Burada da bakın bu sefer şöyle yapalım. 8 9 yani 18 değil ama şu şekilde yaparsak rengini değiştirelim. Buradan alıp böyle eklersek 9 artı 9 eşittir 18. Hani bunu e, işlem Denkleme diyorum ben ya da çubuklarla matematik diyorum. Siz belki farklı bir isimde bu oyunu da görmüş olabilirsiniz. Keyifli bir oyun. Hani bunun bölümleri yapılarak geliştirilebilir. Öğrencilerinizle ya da çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Hani son zamanlarda tatil olduğu için ben fazla video atmak istemiyorum. Çünkü insanlar hep dışarıda. Bir de hani güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Elimden geldiğince devam edeceğim. Belki hani farklı bir şeyler de yapabilirim. Kafamda birkaç proje var ama hani e, bakalım nasip hayırlısı diyelim. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.